Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. İçer TV'den, Hayatın Trafiği programından ekranları başında bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler. Bugün 12 Mart 2021, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümü. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Son bir yıldır hayatımız değişti, çalışma ortamımız değişti, önceliklerimiz değişti. Sosyal izolasyon hepimiz için en önemli konu oldu. Ama bir o kadar önemli bir diğer konu daha var. O da sosyal işbirliği. Sosyal işbirliği konusunda farkındalığımızı artırmak adına her hafta birbirinden değerli konukla burada konuşuyoruz. Bu haftaki canlı yayın konuğum, lojistik uzmanı, kıymetli hocam Sayın Mustafa Kaleli. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Evet, bugün sizinle lojistikle ilgili konuşacağız. En sevdiğim konulardan biri. Ama dilerseniz sohbete başlamadan önce sizi bir tanıtalım izleyenlerimize. Kendi evet. Cümlelerinizle. Evet. İsmim Mustafa Kaleli, sizin söylediğiniz gibi. Aslen Mersinliyim. Erdemli ilçesinden. Eğitimciyim. Ve lojistik uzman olarak kendi şirketlerimin başında yaşamı idame ettirmeye çalışıyorum. Eğitim gönüllüsüsünüz. Evet, bugün, eğitimciyim. Bugünkü konu zaten biraz da yoğunlukla eğitim olacaktır. Ben evet. onu hissediyorum. Şimdi memnunum. Sayın hocam, lojistik üretimden tüketiciye geçen bir süreç. Covid bir senedir hayatımızda çok önemli şeyleri değişti, taşları yerine oynattı. Hayatımızın akışı değişti her anlamda. Üretime ara verilmemesi gerekiyordu. Tamam, biz hayatımızı yavaşlattık belki. Hani evlerimize çekildik. Ama üretime de ara verilmemesi gerekiyor. Taşımanın devam etmesi gerekiyordu. Tabii bu da maliyetlerde de ciddi artışlara neden oldu. Özetle şunu söylemek istiyorum. Lojistik tedarik zincir hiç durmadı bu süreçte. Değişen dünyada lojistiğin önemini anladık mı? Covid bize bunu anlattı mı? Ne dersiniz? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, maalesef bu Covid belası beklenmeyen misafirdi. Sevimsiz misafirdi. Ülkemize ve dünya ülkelerine beklenmeden geldi. Hı hı. Hiç tanınmıyordu. Kimse kendisini tanımıyordu. Buna karşı önlem almak da bayağı zaman aldı. Çok canlar kaybedildi. Hayatın normal akışı sekteye uğradı. Normal akıştan evlere kapandık. Sosyal hayat bitti. Bunlara zorunluyduk. Ülke olarak da hazırlıksız yakalandık. Ancak bundan en büyük zararı gören maalesef bizde ve dünyada eğitim ve lojistiktir. Değil mi? Evet. Eğitim çok sekteye uğradı. Yapacak bir şey yoktu. Zorunluluk vardı. Ama tedbirli olsaydık belki daha iyi önlemler alınabilirdi. Eğitimi aksatmayacak veya en az aksatacak şekilde önlemler alınabilirdi. Bu yapılamadı. Lojistik hayatın vazgeçilmez parçalarından birisi. Çünkü virüs olsa da, savaş olsa da, herhangi bir olağanüstü olaylar olsa da hayat devam ediyor. Bu hayatın mutlaka idame ettirebilmesi için yiyecek sektörünün akışkanlığı hayatta sağlanması lazım. Hayatta kalabilmek için beslenmek gerekiyor. Evet, yani bunlar zorunludur. Savaş halinde bile zorunludur. Hı. Bunu kim yapıyor? Bunu lojistik yapıyor. Bu lojistik zincirinin kesintisiz devam etmesi gerekiyordu. Kesintiye uğradı mı? Elbette uğradı. Yani çalışma şartlarındaki kısıtlamalar,
gümrükteki sıkıntılar, yollardaki sıkıntılar elbette lojistik akışını büyük ölçüde engelledi. Ama dünyada tedbirleri alındı ve yavaş yavaş artık normale, lojistikte normale dönülmeye başlandı diye düşünüyorum. Evet, şimdi ilk başta zaten ülkeler biliyorsunuz Covid'de en temel kural fiziksel temasın önüne geçmek. Ülkeler ne yaptılar? Kendi vatandaşlarını koruma altına almak adına araç ve insan geçişine kapattılar sınırlarını. Peki Türkiye'de lojistik sektöründe bu bağlamda neler yapıldı? Aynı sıkıntıları biz de yaşadık. Avrupa'ya girişler kısıtlandı, limanlar kısıtlandı, lojistik çalışanları kısıtlandı. Hı hı. Öyle bir görülmeyen belaydı ki bu, aynı odada çalışanlar birbirlerine karşı tedbirli olmak zorunda kaldı. Mesafe korundu, maske korundu, temizliğe çok dikkat edildi. Çünkü görünmüyordu, düşman görünmüyor. Görünmeyince de bunun tedbirlerini almak pek kolay olmuyor. Bunun tedbirleri işte aşamalı çalışmalar veya zaman ona göre ayarlandı. Bunların getirdiği sıkıntılardan dolayı lojistik sektöründe çalışan elemanlar da maalesef lojistiğin bu akışını zayıflatmak zorunda kaldı. Elemanların kısıtlı olması veya zaman açısından kısıtlı olması lojistiğin akışını zayıflattı. Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle oldu. Şimdi içinde bulunduğumuz bir süreçte sürdürülebilir ticaret için lojistikte özellikle çalışanların sağlığının korunması da çok önemli bana göre. Hani derinlemesine baktığımızda ne tür önlemler almalıyız sormak istiyorum size. Neden? Çünkü lojistik sektör deyince sadece taşımacılık değil. Lojistik tarladan sofraya gelene kadar süren büyük bir süreç. Çalışanları kastım şu, limanda çalışan olabilir, işte işçiler olabilir, kamyon şoförleri olabilir, depo bekleyenler olabilir gibi çok büyük bir aile. Bunların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, herhangi bir işte sağlık sorunu olduğunda bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda bir şey yapıldı mı? Evet, aslında hazırlıksız yakalandık dedik ya. Hı hı. Hazırlıksız yakalanınca aksamalar büyük ölçüde oldu. Daha ilk yılları düşün, ilk geçen yıl zaten bir yılı yeni doldurdu. Hı hı. Geçen yıl bugünlerde maske dağıtamıyorduk. Değil mi? Evet. Maskenin dağıtımına bile zorluk çektik. Yani bizi hazırlıksız yakaladı. Zaten böyle bir hazırlığın yapılması da mümkün değildi. Çünkü bilinmeyen bir virüstü bu. Hı hı. Tanımadığımız bir virüstü. Sağlık şaşkındı. Bilim adamları şaşkındı. Hükümet şaşkındı. Herkes şaşkındı. Ama hızla bunlar yerine getirilmeye çalışıldı. Elbette lojistikte üretimden tüketime kadar olan bütün merhalelerde, bütün aşamalarda depolayanları düşün, işte aktaranları düşün, çalışanları, taşıyanları, tüm bunların zaman zaman zorluklar yaşandı. Zaman zaman bunların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına zorluklar yaşandı. Ancak lojistikte yiyecek türü, yani hayatın devamını sağlayacak yiyecek türü taşımaların mümkün olduğu kadar yerine getirildi. Ama diğer taşımalarda aksamalar oldu. Bu tür virüslerin veya bu salgın hastalığın da öncelikle el almamız gereken şey insanların hayatını sürdürebileceği ihtiyaçların karşılanması. Özellikle çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında kesintisiz uygulanması gerekir. Zaman zaman şehirler arası giriş çıkışlar yasaklandı biliyorsunuz. Bunlardan dolayı kesintiye uğrasa da yine de başarıyla götürdük diye düşünüyorum. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri yeşil hat uygulaması yaptılar bu süreçte biliyorsunuz. İşte ne oldu? Avrupa Birliği'nin tüm iç sınırları yük geçişlerine açık hale getirildi ki insanların, ülkelerin ihtiyaçları seri bir şekilde giderilebilsin, gecikme olmasın. Yine görevli personellerin kontrolleri, sağlık taramaları 15 dakikaya geçmeyecek. Bir hatırlarsanız ilk başlarda sınırda bizde 15 gün beklemeler falan oluyordu. Evet, bunların maliyeti çok çok fazlaydı. Onu konuşmuştuk burada. Nereye gelmeye çalışıyorum?
Yine hafta sonları ve tatiller, gece uygulanan sürüş kısıtlamalarıyla ilgili yasaklar sona erdirildi. Türkiye'de böyle bir uygulama oldu mu? Olmadı. Değil İşte mi? Orada... Biz buna adapte olamadık adapte değil mi? Olamadık. Evet. Yani Avrupa'ya veya diğer dünya ülkelerine adapte olamadık. Hı hı. Bunun sıkıntılarını yaşadık. Biraz da galiba bizi yönetenler işi akışına bıraktılar. Bize ne olur bir şey olmaz acaba mı dediler? Öyle demese bile yani bu akışa bir bırakalım bakalım. Bunun da sıkıntılarını yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Yani ülkemize baktığımızda biz bu beladan kurtulmuş falan değiliz. Hı hı. Biz bu beladan ne zaman kurtuluruz? Maske, mesafe ve temizlik titizlikle uyulduğunda, herkesin uyulduğunda. Ama maalesef az önce asansöre biniyorum. Yanımda binen kişinin maskesi yoktu. Değil mi? İn desem hala olmuyor. Yani sokakta da buna çok rastlıyoruz. Hı hı. Bize bir şey olmaz anlayışı. İşte ya bu aslı yok diyenler var. Böyle bir virüs yok diyenler bile bu var. Bu kadar ölüme kaybı rağmen. Tabii bu sıkıntıları ülke olarak yaşıyoruz. Bu maske, mesafe, hijyen, temizliğe dikkat ettiğimizde elbette bir takım önlemler geriletecektir. Ama bu yok olmayacaktır. Biz koronavirüsüyle bilim adamlarının da bize aktardığına göre yaşamak zorundayız. Bir nezle, grip gibi belki senelerce yaşayacağız. Ne yapacağız? Biz tedbirlerimizi alacağız. Ülke olarak aşılamayı çok hızlı geliştirmemiz lazım. Zaten onu durağan hale getirirsek normal diğer sosyal hayatlar da kendiliğinden yerlerine oturur ve beklenen süreç yaşanmaya başlar. Şimdi aşıya geldi. Ben hemen merak ettiğim bir konu var. Covid aşısı lojistiğini sormak istiyorum size. Bu da bir süreç aslında, evet, değil mi? Hani evet, ihtiyacı evet. olan ülkelere aşının bir an önce ulaştırılması, biraz eğitimle alakalı ne söylemek o mutlaka istersiniz? Mutlaka aşağı. Bir kere şunu herkesin kabul ediyor aslında. Eğitimsiz olmaz. Her alanda eğitim ve sıkı eğitim, sıkı takip mutlaka yapılması lazım. Şimdi lojistik, işte bu aşıların taşınması da lojistik yönüyle yapılıyor. Ne yapıyor? Gemilerle havaalanına geliyor veya limana geliyor veya uçaklarla havaalanına geliyor. Oradaki sürecin çok kısa zamanda halledilmesi gerekiyor. Ve bunun hayata geçirilmesi gerekiyor, aşılama yapılması gerekiyor. Burada da tabii gümrük yasalarında veya gümrük yönetmeliğinde bir takım değişiklikler yapılabilir. Geçiş üstünlüğü hızlandırıcı evet. tabii geçiş üstünlüğü verilebilir. Çünkü bu bir toplumun ve dünyanın çözmesi gereken veya en azından önlemlerini acilen alması gereken bir durum. Buna ara veremiyorsun. Bu barış süreci yok. Bir savaş gibi bir bekleme süreci yok. Yani her an savaş halindesin. Ülkeler ve ülkemiz de buna dahil tedbirlerini çok iyi alması lazım. O gümrüklerdeki formaliteleri azaltıp gümrüklerdeki akışkanlığı daha hızlı hale getirecek şekilde tedbirler alınıp aşıların tüm dünyada çok yaygın bir şekilde iletilmesi gerekir. Yani iyi bir planlama ve lojistik zincirin verimliliğinin kurgulanması. Tabii lojistik zincirinde kopukluk olmamalı. Aynen. Şimdi Kıymet Hocam, 70 milyon dolara olacağı tahmin ediliyor bu maliyetlerin. Çünkü dünya çapında 92 alt ve orta gelir grubunda ülkeye aşı sevkiyatı söz konusu olacak. Tabii bu da ne demek? Özel donanımlı araç, özel eğitimli personel, yine döndü dolaştı iş, eğitime geldi. Tabii az önce dediğimiz gibi ülkelerin lojistik zincirinin verimliliğini ve bu planlamayı da çok düzgün bir şekilde yapmaları gerekiyor ki daha fazla insan aşıya ulaşabilsin. Peki yine eğitime geldi konu. O zaman eğitimden devam edelim. Lojistik ile ilgili şunu da sorayım, ondan sonra eğitime geçeyim. Lojistik sisteminin ulaşım sektörü ve özellikle yük taşımacılığına etkisi nedir diye bir sorun var. Evet. Lojistik zaten genelde yüke, büyük çoğunluğun yük taşımacılığına dayandıran ve dünya globalleşen dünyada birbirine çok yakın ilişki halinde olan ülkeler birbirlerine mal sevkiyatında herhangi teknik olur, ne bileyim teknolojik şeyler, elektronik olur, yiyecek olur, sebze meyve olur. Bunların sağlanması disiplinli bir lojistik anlaşması şeyle olur.
yapılanmasıyla olur, gerçekleşir. Bunu her ülkenin yapması gerekir ve ben kendi bünyeme göre yaptım değil, dünyanın kabul göreceği, dünya standartlarına uyumlu olacak şekilde bir lojistik akışının mutlaka sağlanması lazım. Bu şu anda yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Yeterli bulmuyorum. Çünkü bizde çok acilen lojistik köylerinin kurulması lazım. Lojistik ağının örülmesi lazım. Zamanlamanın çok iyi yapılması lazım. O zamanlamayla birlikte vatandaşa ulaşımı, yani tüketime ulaşımı çok kolay sağlanması lazım. Yoksa aksaklıklar olabilir. Bu aksaklıkları gidermek de ancak ciddi bir lojistik anlaşmasıyla, lojistik çalışmasıyla hayata geçebilir. Lojistik köy dediniz. Mersin'de de böyle bir konu var biliyorsunuz. Evet. Bayağı da istihdam yaratacak çok güzel bir proje ama yıllardır maalesef sona varmayan, sona erdirilemeyen projelerden biri. Ne söylemek istersiniz? Bizde bir söz vardır. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e ait. Göç gide gide düzelir derdi. Ama 15-20 senedir düzelmedi. Göç gide gide düzelir ama bizdeki göç herhalde çok yavaş gidiyor. Kavimler göçü gibi. Bizim develer büyük adım atamıyor herhalde. Yavaş gittiği için bir türlü yol alamıyoruz. Kervan yol alamıyor. Elbette bunu hızlandırmamız lazım. Ya şeyi düşünün, yani SRC bile bize yıllar sonra geldi. Ne bileyim, psikoteknik daha hayata geçeli şurada 3-5 seneyi buldu. Daha çok yeni. Dünya bizden çok daha, hele Avrupa çok daha önceleri başladı ama bizde daha yavaş yavaş gidiyor. Bizde tüm hesaplar şuna göre yapılıyor. Ya benim hükümetim yapmasın, oy kaybederim. Gelecek hükümet yapsın veya bunu şeye alalım, uykuya alalım gibi. İşte bu anlayışlar ülkenin gelişmesinin önünde bir engeldir. Cesur kararlar almak lazım. Ne olursa olsun ülkenin bekası için, ülkenin geleceği için, gelecek nesillerin rahat etmesi için, dünyada bir uyum sağlanabilmek için çok acil tedbirler alıp bu tedbirlerin de hayata geçmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Şimdi lojistik köyleri mutlaka yaygınlaşması lazım. Ne sağlayacak Mersin'de? Bir de sizin yorumunuzu dinleyelim. Şöyle, o üretim mekanizmasının, ürettiği malların dağılımının çok daha kolay sağlanması. Liman olur, hava alanına biz müsaitiz. Bunu sadece kendi ülkemiz için de dünya için yapmalıyız. Bütün dünyaya biz gerçekten toprağıyla, iklimiyle, üreteniyle, sanayisiyle küçük bir ülke değiliz. Dünyada belli bir seviyedeki ülkeyiz. Ama biz bunu hayata geçiremiyoruz. Biz bunu sadece statiko davranışlarla yürütmeye çalışıyoruz. İşte denildiği gibi bir Hollanda, ya küçük bir Mersin kadar bir yer yani şimdi. Ama milli geliri bizden çok fazla, ihracatı bizden çok fazla. Niye? Adamlar disiplin içerisinde yarınlarını hazırlayarak yapıyor. Bizde öyle değil. Bizde üretim bitti. Üretim bitti. Yani şimdi bu lojistik köylerini kuracağız da buraya ürün aktarımına yeterli miyiz? Hayır, yeterli değiliz. Bizde ovalar boş duruyor. Teknik bir üretim yok. Yeterli bir üretim yok. Yetmezse dışarıdan alıyoruz. Yani Türkiye'nin dışarıdan buğday almaya ihtiyacı mı var, mısır almaya ihtiyacı mı var diye düşünmek lazım. Aslında ülkelerin kendi kendine yetebilmesi de ön plana çıktı bu süreçte. Hani üretim ne kadar çok kendi bünyende yaparsan o kadar sağlıklısın gibi bir algı. Elbette şimdi dünya gerçekten, Allah Türkiye'ye her şeyi vermiş. Ya. Baktığında iklimin en güzeli Türkiye'de, toprağın en verimlisi Türkiye'de, insanları da çalışkandır. Türk insanı çalışkandır. Şimdi hiç küçük görmeyelim. Çalışkandır. Yeter ki sen ona imkanları sağla. Yeter ki sen ona teknolojiyi sağla. O kendiliğinden üretimi arttırabilir. Ama işte birileri farklı mı düşünüyor diye aklıma geliyor. Böyle bir bolluğun, böyle bir güzelliğin içerisinde biz dışarıdan maalesef mercimek alıyoruz, pirinç alıyoruz, buğday alıyoruz. İşin en ilginç yanı buğday. Şey mi, alıyoruz. Doğru mu anladım? Bu lojistik köyün bu kadar ertelenmesi üretimin az olmasına bağlıdır mı dediniz özetle? Öyle bir sonuç mu?
O etkenlerden birisi. Anladım. Üretimin az olması etkenlerden birisi. Şimdi sen bir depo yaparsın da içine koyacak malın yoksa depoyu niye yapasın? Üretim olmadığı için şu anda erteleniyor. Niye yapasın? Bu olabilir. Anladım. Bir de bu şu anda gerek yok anlayışı. Ben zaten dışarıdan ithal ediyorum. Önemli değil anlayışı. Maalesef bizi bu ileriye dönük olması gereken çalışmaları engelliyor. Şimdi kıymetli hocam, eğitimlerin taşımacılık sektörünün etkisini konuşmak istiyorum bir de. Özellikle taşımacılıkta biz eğitim sorununu çözebildik mi? Yani donanımlı personel, işte mesleki yeterlilik belgesine sahip personel, az önce dediğim gibi mesela COVID aşısı lojistiği dedik, daha bunun bir sürü farklı çeşitleri var. Tehlikeli maddelere gireceğiz az sonra. Bunları yapacak personel var mı şu anda? Yeterli derse kendimizi kandırmış oluruz. Yüzde kaç oranında mesela? Yüzde veremem ama çok daha eksiğimiz var diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye öyle bir coğrafyada ki havaalanı mümkün. Deniz, üç tarafı denizlerle çevrili. Kullanabiliyor muyuz? Yeterli kadar değil. Daha kullanılabilir. Kara taşımacılığında dünyada birinciyiz biliyor musun? Yani dünyada tır dediğimiz o uzun araçlar var ya, tırı en çok olan ülke Türkiye. Evet. Otobüs taşımacılığında, yolcu taşımacılığında da Türkiye birinci. Böyle bir dev kitle taşıma sektörümüz var ama bunun disiplini yok. Bunun yasal bir prosedürünün tam anlamıyla işlediğini söyleyemeyiz. Hı. Hala uyum sürecinde. İşte ben yaptım oldu anlayışıyla devam ediyoruz ama Türkiye lojistikte dünya birincisi olabilir. Çok rahat olabilir. Çünkü İpek yolunun üstündeyiz her şeyden tabii. Önce değil mi yani? Bir tarafın Avrupa, tarıma ihtiyacı var. Her türlü altyapıya ihtiyacı var. Bir tarafta yoksul Asya dünyası var. Oraya da köprüler kurabilirsin, oraya da bağ kurabilirsin. Ama şu anda hala onlarla biz sadece prosedürleri ikili anlaşmalarla götürmeye çalışıyoruz. Ama orada ince bir ayrıntı daha var. Şimdi evet, Türkiye ulaşım koridorları üzerinde ama ulaşım koridorlarını verimli kullanabilmek için sizin dış ticaretteki ilişkilerinizin tam eksiksiz olması gerekmiyor mu? Elbette, elbette. Dış ticaret bunun zeminini hazırlayacak, o ülkelerle bağ kuracak. Bizim sıkıntılarımız var ülkelerle. Komşu ülkelerle sıkıntılarımız var. O sıkıntıların bir an önce çözülmesi lazım. Çözüldüğünde inan bizim kendi sınır komşularımıza bile baş gelemeyecek kadar yoğun ihracatımız oluşabilir. Değil mi? Ama evet. Onu sağlayamıyoruz bir türlü. Şimdi evet hocam, trafiğe kayıtlı araç sayısı 24 milyon. Yaklaşık %31.4'ü ticari araç, %12'si tanker. Neyi soracağım? Tehlikeli maddeleri soracağım. Önce bir tanımını yapalım. Nedir tehlikeli madde? Ufak ufak işte eğitimidir. Evet. Devam ederiz. Evet, buyurun. Evet. Şimdi tehlikeli madde, ona bile biz çok geç kaldık. Evet. Yani Fas gibi bir ülke bile ta 60'larda üye olurken, tehlikeli madde taşımacılığına Birleşmiş Milletler'e üye olurken biz 2010'da girebildik. İşte dedim ya, bana zararı olur diye dokunmamanın getirdiği şeyler. Şimdi tehlikeli madde, adı üzerinde tehlikeli madde. Bunların çıkarılması, depolanması, paketlenmesi, elleşlenmesi, yüklenmesi, taşınması, bunların hepsi bir statüye bağlı ve kesin hükümlerle bağlı. Birleşmiş Milletler bunu kesin hükümlere bağlamış. Bu şartlarda taşıyabilirsin, bu şartlarda paketleyebilirsin derken biz daha yeni yeni 2010'dan sonra bu işe tamam kabul ettiler bizi. Onun da şartlarını oluşturduk. Öyle şart oluşturmuyoruz. Adamlar bize diyor ki şu şartlarını oluşturun ülkenizde. Biz de sizi hemen dahil edelim. Neyse, o işin farklı yönleri. 2010'da girdik. Ve taşımayı ondan sonra yapmaya başladık. Şimdi tehlikeli madde taşıyan Serece 5 belgesi, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar daha 3-5 yıl oldu biz de başlayalı. Hala şoförlerimiz diyor ki biz bunu yıllardır yapıyoruz ya, neymiş bu Serece 5 ya falan gibi. Ne tür şeyler, bilgiler veriliyor o eğitimlerde hocam? O eğitimde tehlikeli malların çeşitliliği,
paketlenmesi, elleşlenmesi, depolanması, yüklenmesi, bunların hepsi Birleşmiş Milletler'in nezaretinde düzenlenmiş yasalar, yönetmeliklere bağlı. Hatta deniz yoluyla taşıma farklıdır, karayoluyla farklıdır, demir yoluyla farklıdır, hava yoluyla farklıdır. ADR mesela karayoluyla taşınmasıdır. Bizde de en çok yapılanlardan biri ADR'dir, karayoluyla taşınmasıdır. Evet. Biz bir de petrol ülkelerine komşuyuz. Yani direkt geçişler de vardır. Bunları taşımak için de Birleşmiş Milletler'in koyduğu şartların mutlaka yerine getirilmesi lazım. Mesela ADR'li tanker yıllardır biz uyarılmamıza rağmen her sene süresini uzatarak daha yeni tamamlamaya başladık. Yeni yeni tankerlerde ADR'li tanker yazmaya başladı. Ya teknoloji böyle yapacaksın diyorsa kesin hüküm böyle yap. Niye erteliyorsun? Niye her sene erteleni? Her sene mesela dijital tagograf vardır araçlarda. Dijital tagograf ben yanılmıyorsam 10 kere ertelendi. Süre biter bir yıl daha ertelerler. Süre biter bir, ya yapılacaksa yapılacak kardeşim. Herkes şu tarihte dijital tagografını takacak. Bitti. Maalesef böyle bir vurdum duymazlık demeyelim de daha rahat bir davranış denetleme sergileniyor. Mekanizması tam çalışmıyor anladığım evet kadarıyla. Şimdi psikoteknik öyle değil mi? Psikoteknik olmazsa olmazlardan, belki biraz sonra geçeceğiz konuya ama olmazsa olmazlardandır. Ya hükümet 3 defa erteledi, 4 defa erteledi. Ya niye erteliyorsun? Pandemi var. Pandemi var ama 4925 sayılı yasaya göre ticari araçlar yollarda. Artı lojistik hız kesmeden devam ediyor. Yani ediyor. Aynen. Sen neden psikotekniği erteliyorsun? Psikotekniği almasında şoförün ne mahsuru olabilir? Pandemiyle ne ilgisi olabilir? Ama 3 keredir erteliyor. 3 mü oldu, 4 mü oldu sayısını bilmiyorum da. Evet. Ertele diyor. Olmuyor. Peki hocam, tehlikeli madde taşımacılığı önemli bir konu. Tabii. Tamam, devlet diyorsunuz denetlemelerde ertelemelere falan gidiyor. Ama ben firma sahibi olsam, bir lojistik firmam olsa daha çok dikkat ederim çalıştırdığım insanlara. Neden? Çünkü bir tankerin maliyeti bugün ne kadardır? 500 bin lira civarında. Yani öyle bir aracı birine emanet ediyorsunuz. Onun işte taşıdığı ürünün tehlikesi konusunda bilgi sahibi olmaması, ne bileyim kazaya sebebiyet vermesi falan hem maddi hem manevi anlamda oldukça önemli bir konu. Neyi sormak istiyorum? Lojistik sektöründe çalışan firmalara da sorumluluk düşmüyor mu bu konuda? Ne dersiniz? Elbette. Yani ne diyor yasa? Tehlikeli mal taşıyan, illa tanker düşünme, açık kasada da taşınır, paketlerle taşınmıyor mu? Paketlerle bir sürü tehlikeli madde saman taşınıyor. Saman da tehlikeli saman maddeymiş da tehlikeli, bu arada. Kağıt da tehlikeli madde. Buna kömür de tehlikeli madde. Karpit de tehlikeli madde. Onun için açık kasayla daha çok taşınıyor. Biz yıllardır bu işin içindeyiz. Gidiyoruz firmalara diyoruz ki ya bu belgeyi almak zorunda. Kardeşim bunu almadan çalıştıramazsınız diyoruz. Ya idare ediyoruz. Çalıştırmamalısın mı demeliyiz orada, çalıştıramazsın mı? Çalıştıramazsın. Aslında çalıştırmamalısın olmalı. Çalıştıramazsın yani. Eğer burada kontroller de daha sık yapılsa o zaman benim söylediğim daha çok oturur. Çalıştıramazsın kardeşim, bu tehlikeli madde. Bir kamyon domates devrilse, kaza yapsa adam devrilse hiçbir şey olmaz. Salçalar yere gider. Ama bir tanker kaza yaptığında bir mahalle yok olabilir. Bir zehirli gaz kaza yaptığında tüm canlılar yok olabilir. Bu kadar önemli bir taşımayı, dünya bu kadar önem verirken sen SRC temel eğitimini almamış, SRC 5 eğitimini almamış bir şoföre verirsen bu hayat ülkeye de ihanettir, kendine de ihanettir, insanlara da ihanettir, bir de doğaya da ihanettir. Değil mi? Evet. Belki insanı öldürmez ama bütün canlıları yok edebilir, kurbağaları yok edebilir, balıkları yok edebilir, kelebekleri yok edebilir. Buna senin hakkın yok demesi lazım. Bir iki gün önce SRC 5 eğitimindeydim. Avrupa'ya çalışan bir şoförümüz ilginç bir şey anlattı. Hocam dedi, Hollanda'dayım, arabayı çektim depoya. Bana inder inmez bekle dedi.
bilgisayarın başına çağırdı, beni sınav yaptı, iş güvenliğiyle ilgili sınav yaptı. Tamam dedi, şu alanda beklemek zorundasın. Beni içeriye almadı. Hı hı. Ya adamlar bu kadar her şeye dikkat ederken biz SRC 5 eğitimini almamış şoförlere bu tehlikeli maddeyi taşımak için hadi taşı bir şey olmaz ya idare ederiz diyoruz. Bu ülkeye ihanettir. Bu insanlığa ihanettir. Bu her şeye ihanettir. Buna hakkı olmaması gerekir firmaların. Özellikle tehlikeli madde. Bunda çok daha dikkatli bir özen gösterilmeli. Çok daha hassasiyet gösterilmeli. Hükümet denetimcileri de buna çok daha önem vermesi lazım ve önlemesi lazım. Yoksa her an tehlike her yerde bizi bekleyebilir. Peki tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili altyapı prosedürleri tamamlandı mı? Yani tüneller olsun, park yeri sorunları. Hayır. O da ilginç. İşte şoförlerimize ders veriyoruz. Diyoruz ki şu tünellerden geçebilirsin, şunlardan geçemezsin. Şu kadar mal taşırsan şundan geçersin gibi. Onun bir sürü prosedürü var. Anlatıyorsun. Adam diyor ki mesela sürücümüz ama tünellerde A, B, C, D diye bir şey yazmıyor diyor. Doğru yazmıyor. Şimdi Antep, Osmaniye, Bahçe'deki tüneller yıllardır yapıldı. Hala daha isim konmadı. Tünel kategorisi belli değil yani. Değil. Türkiye'de hiçbir yer belli değil. İşte geçen bundan 7-8 ay önce ulaştırmadan bir memur arkadaş bana demişti. Hadi gözün aydın tünellere isimleri koyuyoruz. 7-8 ay oldu hala yok. Neden şimdi böyle orada tünellere isim koyma ya da kategorilendirme, hani izleyenlerimiz bilmeyebilir. Evet. Her maddeyi hani belli basınç, ışık, nem gibi dış etkenlerden korumak adına alınmış bir önlem değil mi? Elbette. Yani her tünelden her maddeyi geçiremeyiz. Geçiremezsin. Hatta hiçbir tünelden geçilmeyecek patlayıcılar da vardır. Evet. Hiçbir tünelden geçiremez. Tünel dışı gitmek zorundayız. Ama bizim ülkemizde bir iki noktada başka yol yok. Oralarda izin veriliyor. Hı hı. Verilmeli mi? Verilmemeli. Eğer kural böyle diyorsa verir. Yol yoksa aç kardeşim. Değil artık mi? Teknoloji o kadar ileri ki. Hı hı. Havadan yol yaparsın. Değil mi? Yapılabilir. Ama bizde şu anda Türkiye'de hiçbir tünelin geçişine izin yok. Evet. Bu da ayrı bir handikap. Ayrı bir peki durum. Tehlikeli maddeler, biz daha çok tankeri konuştuk ama biliyorum ki işte 9 sınıf var. Ben de biraz konu içinde olduğum için hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Evet. Şu patlayıcı ve radyoaktifi konuşalım birazcık da, ne dersiniz? Şimdi temel eğitimi alanlar radyoaktifle patlayıcıları taşıyamazlar. Neden? Onlar ayrı bir statüdür. Temel eğitimi alacaksın. Ondan sonra ayrıca temel eğitimini ne alıyor yani taşıyan? Temel eğitimi alan bütün tehlikeli bu iki patlayıcı ve radyoaktif maddeler haricinde hepsini taşıyabilir. Artı tanker eğitimi aldığında da tankerle olan taşımaları. Hayır, şunu soruyorum. Yani temel eğitim dediğimiz kısımda belki izleyenlerimiz bilmiyor. Ne tür bilgiler veriliyor? Tehlikeli maddelerin genel yapısı mı evet, anlatılıyor? Evet, tehlikeli maddelerin genel yapısı, paketlenmesi, taşınması, taşıyan araçlar, tankerin yapısı, temel tankerde yok da bunların paketlenmesi, elleşlenmesi, yüklenmesi, paketlerin süreleri, taşıma evrakları, bunların hepsi anlatılır. O tünelden geçişler onlar şeydir, belli kilolarda veya belli miktarlarda, belli maddeler litre için, de olabilir, belli evet. miktarlarda, belli mallarda taşınabilir ölçüleri vardır. Hı hı. Onu ona göre belirtilir. Anladım. Sonrasında da ne oluyor? İşte taşıdığı tehlikeli maddenin tipine göre atıyorum işte sıvı yakıt, akaryakıt taşıyorsa tanker dediğimiz eğitim. Değil mi? Evet. İşte patlayıcı ise sınıf 1, radyoaktif ise sınıf 7 eğitimi alıp onunla ilgili bütün işte aslında kimya ve fizik anlamında teknik bilgiye sahip oluyor değil mi taşıyan kişi? Yani bunu nelerden korumalıyım, işte hani bazı paketler var biliyorum birbirine sürtünse bile yangın çıkarabilecek nitelikte. Taşıdığı ürünün riski konusunda bilgi sahibi oluyor. Evet. Şimdi
farklı reaksiyonlara giren maddeler var. Hı hı. Onlar yüklenirken de dikkat edilir. Mesela sınıf bir patlayıcılar hiçbir tehlikeli maddeyle aynı araçta taşınamazlar. Tek olacak. Tek, o kadar. Anladım. Yani onlar tek taşınırlar. Hı hı. Bunun yanında mesela insan ve hayvan yiyecekleri zehirli maddelerle birlikte taşınamazlar. Etkileşim olmasın diye. Tabii, etkileşim olmasın diye. Bazı böyle ayrıcalıklı olan maddeler var veya miktar bakımından yüklenemezler var. Veya araya mecburen mesafe konulacağı gereken maddeler var. Fakat sınıf 1 patlayıcılar hiçbir maddelerle aynı araçta taşınamazlar. Şimdi burada aslında çok önemli bir şey daha var. Hani yüklemeyi yapan ayrı, belki o aracı kullanan kişi ayrı. O şeyi, maddenin özelliğini bilmezse sadece direksiyona geçip taşıyacaktır. Tehlikelerden bir haber, değil mi? Bunun ne kadar büyük Hayır, bir tehlike. Hayır, onun etiketleri var. Evet. Araca takılan etiketler var. Hı hı. Onların tehlike numaraları var. O tehlike numarasından sürücü bilgilenmek zorunda. Hı hı. Ha, baktığında örneğin benzin taşıyorsa benzinin tehlike numarası 33'tür. Hı hı. 33'ün ne anlama geldiğini biz onu zaten eğitimde veriyoruz. Hı hı. Kardeşim şurada 33'ü gördüğünde birinci üç sınıfını gösterir. Hı hı. Bu senin taşıdığın yanıcı bir sıvıdır. Evet. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü yanıcı sıvılar sınıf 3 grubundandır. Anladım. Onu açıklıyoruz. Yanında ikinci üçü gördüğünde bu çok tehlikelidir. Aman dikkat et diyoruz. Mesela yanıcı katılar sınıf 4'tür. 44 ise yanıcı katıların en tehlikelisidir. Mesela aşındırıcılar sınıf 8'dir. 88'i görüyorsan bu aşındırıcıların en tehlikelisidir. Aman dikkat. Aslında en sık rastlanan şeylerden biri yangın riski, değil mi? Hani onun Tabii. eğitimini de alıyor uygulamalı olarak kişi. Onu uygulamalı gösteriyoruz. Evet. Yangında neler yapmalıyız, hangi tedbirler almalıyız. İşte evraklar içerisinde bir kazada nelerin yapılması gerektiğini, hangi sıralamaya Acil göre eylem. Şey edeceksin. Tabii. Hı hı. Onların hepsini aktarıyoruz. Aslında her bir süreç için hem bir plan hem de acil eylem planı var, değil mi Sayın Hocam? Evet, evet var tabii. Yani o sonlanana kadar. Şimdi sürücülerimiz oflayarak puflayarak geliyorlar. Ya bizi niye çağırıyor? Biz zaten tanker kullanıyor. Biz bu işi biliyoruz. Ama anlattıkça hayranlık içinde kalıyorlar. Allah Allah diyorlar. Bizim bilmediğimiz neler varmış. İşte onun için diyoruz ki eğitim, eğitim, eğitim. Her alanda eğitim. Domates ekiyorsan da eğitim. Eğitim şart. Değil mi? Evet. Eğitimsiz olmaz. Peki hocam. Şimdi eğitim şart da biz Serici 5 verdiğimiz, eğitim verdiğimiz şoförlerin alanda işte şeyin, tankerin kapağını açıp yumurta pişirdiğini de görmüştüğümüz var geçmişte. Eğitim ve bilinç diyeceğim ben size ek olarak. Yine eğitim ama. Aha. Bilinç de eğitim. Yani eğitim olmadan sadece bilinçle de hareket ediyor. Yani mantık dediğimiz şeyle de hareket edebilirsin, evet. Ama onun teknik özelliklerini bilerek yapmak çok daha anlamlıdır. Bunun hepsinin başına ne geliyor? Sorumluluk anlayışı. Sen o mesleğe sorumluca bakabiliyor musun? Hı hı. Ama bizim Türkiye'de daha hala çok eksiklerimiz var. Şoförün canı sıkılıyor, yolda arabayı bırakıyor, patrona telefon ediyor. Diyor ki al arabanı, ben bıraktım. Bırakamazsın kardeşim. Belli bir saati var, değil mi? Bırakamazsın. Hı hı. Öyle şey olmaz. Tankerler, onlar farklı. Onların öndeki aracı takip mesafesi vardır. Park halinde vardır. Onu soracaktım hocam. Hemen sorayım o zaman. Trafikte tehlikeli madde taşıyan bir araçta aynı güzergahta seyrederken nelere dikkat etmeliyiz? Bu şimdi, hepimiz için önemli bir bilgi çünkü. Tabii ki çünkü. Önemli. Tanker sürücüsü bir kere öndeki aracı 50 metrede mesafe takip etmek zorunda. Hıza bağlı değil. Diğer araçlarda hıza bağlısın da bunda öyle değil. Bunda tanker sürücüsüyle önündeki araç ne olursa olsun, hangi tür araç olursa olsun, aradaki mesafe 50 metre olacak. Neden? O bir statik etkileşim tabii, riski mi var orada? Tabii, tabii. Durma mesafesi. Yani hı-hı, ona göre tehlikeli madde taşıyan araç diğer araçlar gibi ani fren yapamazlar. 50 metre mesafeden takip edeceksin. Park halinde de 20 metre arada mesafe olacak. Yani dibine gidip park edemezsin. Edemezsin ama yine bir sürücümüzün bir esprisi var. Ben anlatırken diyor ki ya hocam biz kapıyı açtığımıza şükrediyoruz diyor. Bu da sorumluluk anlayışının yeteri kadar oturmadığı. Ya sana 20 metre diyorsa 20 metrede park et.
Evet. Burada bir ayrıcalık daha var. Patlayıcı taşıyan araçlar 50 metre arayla park etmek zorundalar. Ha, iki araç. İki aracın arasında 50 metre. 50 metre. Ki olacak. O statik şey olmasın. Tabii şey olmasın. Isıdan etkilenir, sürtünmeden etkilenir veya orada farklı bir tehlikeli madde varsa onun etkisinde kalabilir. Bunların hepsi hesaplanmış. Birleşmiş Milletler demiş ki patlayıcı taşıyan araçlar birbirlerine 50 metre mesafeyle park edebilirler. Diğer taşıyıcıların hepsi 20 metre mesafeyle park edebilirler. Aslında bu kuralların ivedi bir şekilde uygulanması bir bakma şu açıdan da önemli. Ben biliyorum ki ADR mevzuata girmeden önce bu ADR ile ilgili yani teknik tankerlerin teknik şartnamesini sağlama işlemini yurt dışına yaptırılıyordu. Evet. Hem de çok büyük paralara değil mi? Yani şimdi evet. Türkiye'de yapılıyor. Artık hala uyum süreci yaşamamız trajikomik bence. Şimdi tabii tehlikeli madde taşımacılığı Türkiye'de küçümsenemeyecek kadar büyük bir taşımadır. Evet. Belki yetiştirilemiyor olabilir. Ondan dolayı mazeret gösterilebilir ama ne olursa olsun bu teknolojinin gereği mutlaka hayata geçmelidir. Çünkü daha önce biliyorsun kişi tankerin üzerine çıkıyordu. Elinde sigarasıyla maalesef dolup olmadığına bakıyordu lambayla falan. Şimdi öyle değil. Şimdi alttan otomatik çekiyor. Otomatik yükleme, otomatik boşaltma oluyor. Daha güvenli, daha doğru. ADR'li tanker o yönden mutlaka hayata geçirilmeli ve herkes bu tankerden kullanması gerekiyor. Peki hocam tünelde karşılaşırsak? Tanker gidiyor önümüzde tünelde. Mesafeyi daha da mı aralayalım? Hani dediniz ya tünellerimiz daha tam kategorilere ayrılmadı diye. Şu anda zaten girmeyelim yok. Girmeyelim mi tünele? Tünele tankerle giremezsin zaten. Anladım. Hatta şey de vardır gittiyseniz bahçede tankerler için son çıkış der. Yani tünele giremezsin oradan çıkacaksın. Tünel dışındaki yoldan gideceksin. Anladım. Yani şu an tankerler zaten giremezler. Tamam. Peki... ne sorayım size şimdi trafik güvenliğinde eğitimin önemi konusunda ne sorayım? Aslında biraz çoğuna girdik de bir toparlarsak trafik güvenliği denince aklınıza ne geliyor? Önce bunu bir sorayım sonra devam edelim. Trafik güvenliğinde eğitimin önemiyle ilgili tespitlerinizi alayım. Bence en önemli soru bu. Tabii tehlikeli madde taşımacılığı da önemli ama en önemli soru bu. Biz İnanın çok geniş düşündüğünde bütün sıkıntılar eğitimsizlikten kaynaklı. Değil mi? Evet. Eğitim şart. Şimdi SRC'e başladığında aynı tepkiyi alıyorduk. Ne diyorlardı? Ya ben yıllardır 25 senedir araba sürüyorum. Bu SRC'e de nereden çıktı falan. Anlatıyordu işte. Kardeşim senin aldığın ehliyet aracı kullanmak için. Araç kullanmak ayrı şeydir. Ama araç ticari araçla yolcu ve yük taşımak ayrı bir meslek dalı. Çünkü sorumluluk gerektiriyor. Tabii meslek evet. dalıdır. Hı hı. Yani bunu mutlaka almalısın. Ama aksayan yönler var mı? Var. Niye? Efendim 2003'ten önce ehliyet alanlar SRC eğitimine gerek yok. Direkt bakanlık tarafından verilecek. Sen asıl dersi onlara vereceksin. Değil yani mi? Çocuklar zaten fiziken daha refleksli, daha şey. Sen asıl onları muaf tutuyorsun, 10 dakikada SRC'yi alıyor ama diğer tarafta hepsini eğitim alıyorsun 2003'ten sonraki ehliyetler için. Ha, alınmalı mı? Tamamı alınmalı. Çünkü yolcu ve yük taşımak ayrı bir meslek dalıdır. Senin aldığın ehliyet aracı sürme belgesidir. Evet. Bunu anlatıyorsun ama maalesef SRC dersine gelen şoförlerimizin tek talepleri şu oluyor. Açık ve net söylüyorum. Abi ben yazılıyorum ama ben derse gelemem. Ben derse ya olmaz. Olmaz. E ben sınavı geçerim. Ben ehliyette şu kadar puanla aldım abicim. Bu sınav ayrı. Bu sınav bir meslek edindirme sınavıdır. Mesleki yeterlilik adı üzerinde. Hı hı. Ve getirmekte bayağı zorlandığımız oluyor ama bu eğitimin herkese verilmesi lazım. Geçmişte evet. yolcu taşıyan şoförlerimiz alınmasınlar. Yani ne kadar dikkatsizce yolcu taşırlardı, hareketleri dikkatsizdi, tavırları yanlıştı. Yine hala o da düzelmiş değil ama trafikte
yolcu taşıyanların sorunları, yarattığı sorunlar bence daha çok. Yolcu taşıyanların? Evet, yolcu taşıyan şoförlerin daha çok. Açalım hocam. Bunu ses tonum da yükseldi, bu kızdığımı da gösteriyor. Ya o kadar söylüyorsun ya. Şimdi Mersin'imizde yolcu taşıyan firmalar var. Şimdi isim kullanmayalım ama arabalarına bakın, vurulmadık yeri yok. Önden, yandan, arkadan, her yerden darbe yemiş. Niye? Yolcu çıksın yeter. Yolun ortasında duruyor. Duruyor. E ne var, biraz bekle diyor. Ondan sonra çıkarken de sinyal bile vermiyor. Ben çıkıyorum da demiyor. Hı hı. İşte iki sene önceydi, bir gruba ders verirken dedim ki ya bari sinyal verin dedim arkadaşlar. Yani sinyal da vermiyorsunuz. Abi elimizi çıkarıyoruz ya pencereden, yetmiyor mu diyor. Düşün. Yine birinde dedim ki kimin dedim arabasında sopa yok kavga için. Hiç parmak kalkmadı. Hepimizde var abi diyor. Hepsinde sopa hepimizde var. Hepimizde var diyor. Yani hazır adam. Adam sabah evden çıkarken zaten yüklenerek çıkıyor. Ben kavgaya hazırım. Ya arkadaşlar ya. Ya biraz da birbirimizi sevelim. Biraz da birbirimize sabahleyin tanımasam bile A firması, B firması karşılaştı. Günaydın kardeş de ya ne olacak? Ne olacak? Adam sana küfür mü edecek? Adam sana diyecek ki günaydın abim. Bak bir hemen güzellik oluşacak. Hayır efendim. Aynı güzergaha çalışıyorsa onlar zaten katiyen düşman. Evet. İşte bunun şimdi trafik derslerine de konu ya, trafik etiği falan. İşte empati. Onlar çok önemli. Çok önemli. Bence en önemli ders odur. Motor parçasını bilmeyebilirsin. Çağırırsın, servisi yaptırırsın. O kadar da önemli değil. Hı hı. Ama o trafik etiğini mutlaka vermemiz lazım. İnsanların trafiğe çıkarken şartlı çıkmaması lazım. Sevgiyle, hoşgörüyle, anlayışla çıkması lazım. Özellikle Türkiye'de bayan sürücüler hayli fazlalaştı. Bence onlara yardımcı olmak lazım. Ne tür aksaklıklar görüyorsunuz bayan sürücülerle ilgili hocam? Belki trafiği biraz yavaşlatıyor ama olsun, ne olacak? Hı-hı. Yavaşlatsın. Hayır, şunu sormak istiyorum daha doğrusu. Hani aslında bu bayan sürücü, erkek sürücü diye ayırmak bile bana göre şey. Yanlış. 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 Kutuplaşmaya neden oluyor. Hayır, yanlış. Hani iyi sürücü vardır, kötü sürücü vardır. Bir de iyi olmaya çalışan sürücü vardır. Benim bugüne kadar tanık olduğum kadınların tamamı kurallara uymaya çalışıyor. Evet. Onun için onları anlayışla karşılayalım. Onlara yardımcı olalım. Onlara trafikte cesaret verelim. Ön yargılı olmayalım. Tabii ön yargılı olmayalım. Evet. Bu çok önemli. Peki Kıymet Hocam, insanlar bu kuralları önce sürücü kurslarında alıyorlar ziyadesiyle. A'dan Z'ye. Sonra işte devam ediyor seyircide ama bir bakıyorsunuz %90'ın üstünde insan hatası, insan kusurundan kaynaklı kazalar ve insanlar çıldırmış gibi, kimsenin kimseye tahammülü yok. Her gün haberlerde izliyoruz, adam işte elinde sopayla az önce söylediğiniz gibi fütursuzca işte sivil araca vuruyor bilmem ne falan. Neden böyle, bunun sebebi nedir? Şimdi bunun yan etkenleri olabilir, ekonomik olabilir, içinde bulunduğumuz sosyal pandeminin getirdiği sosyal bunalımların etkisi olabilir. Ama bunun hepsi neyle aşacağız? Eğitimle aşacağız. Eğitimi tam vereceğiz. Ama eğitimleri alıyorlar, işte orada bir sıkıntı var bence. O işte dedim ya, yan etkenler olabilir. Ekonomik sorun olur, aile sorunu olabilir, çevreyle sorun olabilir. İşte ne bileyim, sınırlanmış, şu bir yıldır sınırlanmış pandeminin dolayı hayatın tam yaşanamaması olabilir. Bunlar etkin ama bunun da üzerinde her şeye rağmen saygı çizgisini çok iyi korumamız lazım. İnsanların birbirine saygıyla, sevgiyle yaklaşması lazım. Biz artık o kargaşadan çıkıp hoşgörüyü öne çıkarıp herkesin birbirine daha anlayışlı davrandığında çok şey yaşarız diye düşünüyorum. Trafikte kendinize kaç puan veriyorsunuz? Bu benim fix sorum, herkese soruyorum. Trafik? Trafikte kendinize kaç puan veriyorsunuz 10 üzerinden? Vallahi benim hatam oluyor ya. Nedir? Kaç, önce söyleyin, sonra onu soracağım ben zaten. Ben herhalde
100 üzerinden mi? 10 üzerinden. 10 üzerinden. Aynen. 8. 8. 2 puanı neden kırdınız onu açalım şimdi. 2 puanı biraz aceleciliğim var benim. Kendime güvenim var ama trafik kendine güveni öne çıkarmıyor maalesef. Güven şart ama kurallara da uymak lazım. Bir de normal yani hayat şey trafik normal akışta gittiğinde hız sınırını aşabiliyorum. Konsantrasyon sıkıntısı mı? Evet yani hız sınırını trafik uygunsa ve otobanda mesela bir bakıyorum ibre belirtilen son sınırı geçmiş. Peki hiç kaza yaptınız mı? Yaptım. Nasıl bize bir bahseder misiniz? Onda benim suçum yoktu. Ama herkes burada oturduğunda yoktu. Öyle söylüyor. Öyle çünkü benim o kazayı Allah kimsenin başına vermesin. Yağmurlu bir havada. Ben bu yaşa kadar hayatımda gördüğüm en yoğun yağmurdu. Bak hayatımda gördüğüm böyle bir yağmur görmedim. Hiçbir yeri göremez olduk. Çekileceğim sağ yolu göremiyorsun. Gündüz olmasına rağmen yolu göremiyorsun. Bir tırı sollamak zorunda kaldım. Çünkü onun tekerinden gelen sudan hiçbir yeri göremiyorum. Anladım. Solladım. Yolda su birikmiş. Araba suyun içine girince önü kalktı. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Peki öyle bir durumda sürücüler nasıl seyretmeli? Şimdi kaza da geçirmişsiniz ya. Hani eğitimcisiniz ya. Doğrusu ne? Oradaki evet. Doğru hareket neydi? Evet. Bence dörtleri yakıp sağ şeritten çok ağır ilerlemek lazım. Her araç öyle ilerlemesi lazım. Sollama yapılmaması lazım. Ama o benim yaptığım kazanın özelliği inanılmaz yağmur olması. Aha. İnanılmaz. Mesela kar olur da karın tedbirlerini alırsın. Çamur olur ona göre alırsın. Ama bu birden bastırdı. İnanılmaz bir yağmurdu. Yapacak bir şey yoktu. Keşke o tırın arkasında ama gidemezdim önümü göremiyorum. Tekerden öyle korkunç sular fırlatıyor. Onu hatırlamak bile istemiyor. Çok geçmiş olsun. Peki hocam çok güzel konular işledik. Bizi izleyenlere trafikle ilgili, eğitimle ilgili bir mesajınız vardır illaki. Eğitmensiniz. Buyurun mikrofon sizde. İçinizden geldiği ederim. Gibi. Teşekkür ederim. Her türlü halde direksiyona çıktığında kendini düşün, arkandakileri düşün. Çocuklarını düşün, kardeşlerini düşün. Sanki onlardan uzaklaşacakmış gibi davranma. Onlarla seyahat ediyormuş gibi düşün. Ona göre kuralları aşma. Ben öyle derim. Kurallara uyulduğunda kaza riski çok çok düşük olur. Teknik dışında veya olağanüstü bir durum olmazsa kaza olmaz. Bu anlayışla trafiğe devam edersek kazasız belasız varacağımız yere varırız. Eğitim şart diyorsunuz. Mutlu yuvamıza dönebiliriz. Eğitim şart. Eğitimsiz olmaz. Değil mi? Eğitimsiz evet. Olmaz. Evet. Çok önemli bir konuyu, lojistik konusunu çok kıymetli bir konukla, lojistik uzmanı Sayın Mustafa Kaleli ile konuştuk. Programa konukluğunuz ve verdiğiniz değerli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Evet, programın lojistik bölümünde emeği geçen, yapımda ve yayında emeği geçen İçer TV ekibine pandemide hız kesmeden yayınlarına devam ettiler. En doğru haberleri en seri ve hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştılar. Devam ediyoruz çalışmalarımıza. Bu yüzden yürek dolusu sevgiler, teşekkürler ediyoruz. Sponsorumuzu da unutmayalım. Bizleri sizlerle buluşturan Mersin Psikoteknik SRC ve Mesut Sezer Eğitim Kurumlarına da teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte farklı bir konukla biz buradayız. Hafta aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.
Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi.